Klozeti sildim güzelce. Şu peçeteliği güzelce sildim, yerleştirdim. Lavabonun önünü sildim. Şu aynalığı bir güzel sildim. Şurada da kirli sepeti duruyor zaten. Şöyle yerlerini de sildim, çıktım. Paspaslarını da serdim. Evet, banyoda işimiz bitmiş oldu. Şurada da şöyle banyoda bir havluluğum var, havlu panım. Buraya havluluğu seriyorum. Duşakabin yaptırmadık. Aslında yaptırmayı da düşünmüyorum şu aralar. Böyle iyi. Çünkü bir banyomuz daha var. Burayı pek kullanmıyorum. Çamaşır sermek için genelde kullanıyorum. Öyle. Buranın temizliği bitti. Şimdi diğer odalara geçeceğim. Bakalım diğer odalarda neler yapacağız. Evet, sonunda işlerimi bitirdim, mutfağa girebildim. Bütün evi gördüğünüz gibi gösterebildiğim kadarıyla gösterdim sizlere. Temizledim, süpürüp sildim, işlerim bitti. Şimdi mutfağa girdim arkadaşlar. Mutfakta elmalı kurabiye yapacağım sizlerle beraber. Belki sizler de tarifini istersiniz. O yüzden tarifini de sizlerle paylaşmak istedim. İnanın çok güzel oluyor, kıyır kıyır. Yani bayağıdır yapacaktım, fırsatını bulamadım. Demek ki bugüne nasipmiş. Şöyle 5 tane elmam var. Benim elmalarım biraz yumuşamışlar bayağı durdukları için. Onları soyup kabuklarını bir güzel rendeleyeceğim. İç harcı için 5 tane elma. Şöyle bir kase fındık. İçerisinde bunun fındık var, badem, yaban mersini, üzüm. Bir de şöyle fıstıklar var. Kırdım onları. Bu şekilde
bu kadar yetiyor bize. Fındık. Bunlar, bu saydıklarım elmanın iç harcı için. Şöyle yarım su bardağı da şeker var. Daha sonra piştikten sonra da üzerine şöyle bir tatlı kaşığı tarçın ilave edeceğiz. Şu grupta hamur malzemesine girenler. Şimdi elmamı, bir su bardağı şekerim, yarım su bardağı şekerimi, şöyle bir kase dolusu işte fındık olur, ceviz olur, evinizde ne varsa olmayabilir ondan. Bir tatlı kaşığı da piştikten sonra tarçın var. Pişerken atarsanız acı olur arkadaşlar. Şimdi bunlar iç harcı. İç harcını yapmaya başlayacağım birazdan. Bir de hamuru için gereken malzemeler var. Hamuru için de şöyle 250 gram margarin var. İsteyen tereyağı da kullanabilir. Bir yemek kaşığı yoğurdum var. 1,5 yemek kaşığı nişastam var. Şöyle bir tane vanilya, bir tane yumurta. Hemen size şöyle yarım su bardağı şeker, yarım su bardağı sıvı yağ, 5,5 su bardağı da un gerekiyor. Unum da burada arkadaşlar. Şöyle eleyerek koyacağım. Şimdi öncelikle hamurundan önce elmalarını rendeleyip tavaya koyup ocağın üzerine koyacağım. Suyunu çekene kadar kavuracağım. Suyunu çekene kadar kavurmazsam eğer içi böyle yumuşak olur. Kurabiyemiz kıyır kıyır olmaz. Şimdi ben elmalarının içine hazırlayayım. Elmalı iç harcımı hızlı hızlı elmalarımı soyuyorum. Daha sonra bu tarafta da hamurunu hazırlamaya geçeceğiz. Çok güzel oldu. Bu yarım saat, bir saat buzdolabında bekleyecek. Bu arada ben hamurumu yoğururken tabii ki de bakın elmalarımda hiç su kalmadı. Hatta böyle karamelize oldu kıvamı. Şimdi elmalarım böyle suyunu çekti. Bunun üzerine şöyle altını kapatıyorum artık ocağımın. Yemişleri, kuru yemişleri koyuyorum. Şöyle tarçınımı da atıyorum. Böylelikle elmalı kurabiyenin iç harcı bitmiş oluyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Artık bunu soğumaya bırakacağım. Soğuyacak. Bu iyice soğuyacak. Hamurum da bir saat kadar kendini toparlayacak. Yarım saat de olabilir. Zamanınız varsa. Hamurum da kendini toparlayacak. Bu da soğuyacak. Daha sonra ikisini birlikte içine koyup şekil verip fırına atacağım. 180 derecede pişiriyorum ben. Sizlerin fırına göre değişiklik gösterebilir. Çok güzel kokuyor bu arada içi. Şöyle göstereyim. İç hazır. Hamuru da hazır. Evet. Biraz sonra şekil vermeye devam edeceğiz birlikte.
saniyelerimi yaptım arkadaşlar. Çok da güzel oldular. Şu anda fırında pişiyorlar. Ben şimdi şöyle tezgah üzerine altlarına sıcak olduğu için tepsileri altlarına şöyle şey koydum. Bakın. Hayır şöyle. Üzeri beyaz ve beyaz kalacak böyle kızarmadan. Hafif kızarmış gibi olduğu zaman çıkartıyoruz. Diğer tepsimi de çıkartıyorum. Hemen onu da göstereceğim. Çok güzel oldular. Onu da aslında şöyle koyabilirim. Hemen fırınımı kapattım. Şimdi bunlar soğuyunca üzerlerine pudra şekeri serpeceğim. Ama biraz soğumaları gerekiyor. Çünkü sıcak olduğu zaman pudra şekeri erir. Servis tabağına alıp afiyetle yiyeceğiz. İnşallah beğenirsiniz. Sizler de yaparsınız. Bugünkü videomun da sonuna geldim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi desteklemek için beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Çakmakgiller hesabımız var. Instagram hesabı. Şuraya bir yere bırakacağım. Oradan çakmakgiller06 yazarak Instagram hesabımızı takibe alabilirsiniz. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimi açıp ilk haberdar olan kişilerden biri olmayı tercih edebilirsiniz. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen beğenin, destek olmak için. Hoşça kalın. Hayırlı günler.